İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif konusundaki hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur. Son günlerde yaşanan olaylarla ilgili olarak dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Harem-i Şerif'in mahremiyetine yönelik saldırıları lanetlediğimizi, Müslümanların ibadet hakkının engellenmesine yönelik girişimleri kabul etmediğimizi açıkça dile getirdim. Gerilimin daha fazla tırmanmaması ve üzücü olayların yaşanmaması için üzerimizde düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile tesis ettiğimiz stratejik mekanizmanın işlevsel hale gelmesinden de memnunuz. Yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde en batıdaki Asyalı ülke olarak tüm Asya kıtasıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Afrika ve Latin Amerika açılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Toplam 253 dış misyonumuzla dünyanın tamamıyla aramızda yeni köprüler kurmanın gayretindeyiz. Türkiye'deki mukim temsilcilik sayısının 294'e ulaşması da gayretlerimizin karşılıksız kalmadığını gösteriyor. İnşallah kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmeye devam edeceğiz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz. Bunun için farklılıklarımız yerine ortak noktalarımıza odaklanmalı, bir arada barış içinde yaşamanın, işbirliğimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Popülizmi, İslam düşmanlığını, ırk, dil, din ayrımcılığını bir tarafa bırakmalı, her alanda ve seviyede adaletin gücünü hakim kılmalıyız. Bunu başardığımızda pek çok çetrefil sorunumuzun da hal yoluna girdiğini göreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle 15 Mart gününün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İslamofobi ile mücadele uluslararası günü ilan edilmesine katkı veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Soframıza misafir olduğunuz, Ramazan hissiyatımızı bizimle paylaştığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'in başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkelerinize ve halklarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak umuduyla her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel iftar yemeğimizin de sonuna geleceğiz birazdan. Çok teşekkür ediyoruz.